Sayın Abdullah Öcalan'la 2 yıldan bu yana hiçbir şekilde haber alınamıyor. Kendisine herhangi bir iletişim kanalı kurulamıyor, temel düzeyde dahi. Ve bu da hiç şüphesiz halkta çok büyük bir kaygı uyandırıyor. Hani hem sağlığına ilişkin hem işte şu anki yaşanan savaştaki gelen aşama itibariyle Öcalan'la iletişim kurulması çok önemli olduğu için toplumda da bu yönde bir kaygı oluşuyor. Bunun dışında da hani Öcalan'la 2 yıldır iletişim kurulamaması, 2 yıldır ailesiyle, avukatlarla görüştürülmüyor olması hani sadece hukuki anlamda işte bir hakkın verilmesi veyahut verilmemesi olarak değerlendirilemez. Bu yapılan işkence oluyor. Hani hem uluslararası hukuk düzeyinde hem de bizim kendi yani Türkiye'deki mevzuatımız gereğince de bu yapılanın aslında işkence olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü 2 yıl gibi uzun bir süreçte Abdullah Öcalan'ın ne ailesiyle ne de avukatlarla görüştürmemesi hukukta incommunicado dediğimiz kavrama tekabül ediyor. Hani tecrit altına alınmak, işte hiçbir surette dışarıyla iletişimini sağlanmaması, tüm iletişim kaynaklarının kesilmesi. Hani bu tecrit sistemi sadece hani bir hakkın gasp edilmesi değil, aynı zamanda bir işkence anlamına geliyor. Yani şöyle bir örnek vermek gerekirse normalde herhangi bir gözaltında dahi kişinin hani 24 saatlik gözaltında dahi ailesine veyahut işte avukatına ulaşma hakkı var. Derhal avukatıyla iletişim kurma hakkı varken söz konusu Sayın Abdullah Öcalan olunca yani 2 yıldan bu yana bu hakkın gasp edilmesi, böylesine sistematik bir hale getirmesi işkence anlamına geliyor. Bu yani şu anda zaten gördüğümüz sonuç itibariyle hani AKP-MHP iktidarı seçim kazanmak veyahut işte kendi iktidarını sistematik hale getirmek için her şeyi mübah görüyor. Ve bunu da maalesef ki hani insanlar üzerinde savaş politikasını derinleştirerek, kişiler arasında, halklar arasında bu krizi derinleştirerek, kutuplaştırarak yapmayı sağlıyor. Dolayısıyla hani her şeyi kendisine mübah gören bir iktidar, siyasal iktidar karşımızda olduğu için bu da İmralı'da tecrit gibi sistematik bir işkenceyi sağlıyor onlar adına. Bunu yapmalarını gerektiriyor onlar adına. Stratejik olarak bunu yaptıklarını düşünüyoruz biz de. Avukat arkadaşlarımız, Asrın Hukuk Bürosu veyahut işte diğer bizim de üyesi olduğumuz Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, avukat camiası, barolar pek çok defa hani belki de sayısı yüzleri bulan, 200'leri bulan başvurular yaptılar. Her defasında dediğiniz gibi öncelikle işte fiziki koşulları, hani işte kosterin bozuk olduğunun hani çok absürt bir gerekçeyle her defasında bu görüşmenin önünü tıkadılar. Daha sonrasında da hani bunu hukuki bir zemine taşıyıp işte İmralı'daki tüm mahpusların her defasında bir disiplin cezası olduğunu öne sürerek bu görüşmelerin önünü tıkamaya çalıştılar. Yani öncelikle hani bu şöyle bir durumu var. Hani hiçbir şekilde avukatla müvekkilin görüşmesinin engellenemeyeceğini biz biliyoruz. Çok istisnai durumlar dışında hani onlar da zaten hukuki anlamda işte öngörülmesi gereken durumlar olması gerekiyor. Sadece bu surette avukat ve müvekkilinin görüşmesi engellenebilecekken Sayın Abdullah Öcalan'la yani 24 yıldır neredeyse cezaevinde 24 yıldır her defasında bu tip bir engellemelerle karşılaştı. Ve son süreçte, son 2 yılda zaten gördüğümüz üzere artık hani hiçbir şekilde avukatlarla görüştürülmüyor. Yani bunun hiçbir hukuki dayanağı yok. Hani işte içeride yaşanılan şeyleri biz tabii ki bilemiyoruz. Hani İmralı'da şu an ne olduğunu bilemiyoruz. Dolayısıyla hani bir A4 kağıdına bir gerekçe yazıp işte şu disiplin cezaları nedeniyle aileyle ve avukatlarla görüşme yasağı getirilmiştir diye bir yazı çıktığında biz sırf bu yazı var diye bunun hukuki olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü içeriden hiçbir şekilde bilgi alamıyoruz. Hani bu sadece bu yaşanılan işkenceyi yani tecrit sistemini hukuki bir kılıf uydurmak için yaratılmış kararlar. Yani başta Kürt halkı olmak üzere bu 2 yıldır yani tabii çok öncesinde de tecrit sistemi pek çok yıl sürekli halinde uygulandı ama hani en son görüşme 2 yıl önce olduğu için 2 yıl diyoruz. Hani yaklaşık 2 yıldır Sayın Abdullah Öcalan'ın hiçbir kimseyle görüştürülmemesi başta Kürt halkı olmak üzere toplumun duyarlı kesimlerinde, duyarlı kamuoyu tarafından, işte barış isteyen kamuoyu tarafından büyük bir kaygıya yol açmakta. Hani toplum tarafından bu konuda çok sert bir tepki var. Hani insanlar
Öcalan'ın avukatlarıyla görüşülmesini istiyor, ailesiyle görüşülmesini istiyor. Ve bunu duyurabilecekleri platformlarda da duyurmaya çalışıyorlar. Yani mesela en son Gemlik yürüyüşünde biz gördük yani HDP'nin tertip ettiği ve pek çok şehirden, Kürdistan'dan, Türkiye'den yürüyüşe çıkan halk kitleleri yine devlet tarafından engellenmeye çalışıldı. Hani bir sebep sonuç ikilemi düzeyinde bakarsak yani halk Abdullah Öcalan'la avukatlarının, Abdullah Öcalan'la ailesinin görüştürülmesini istiyor ve onun bu savaş politikalarına karşı tavrını ve düşüncelerini, çağrılarını kamuoyuyla paylaşılmasını istiyor. Devlet de hani bunu gördü, yani devlet de bunun farkında, çok büyük bir kamuoyu baskısı oluştuğunun farkında. CPT'nin hani bu zamanlaması tesadüf değil diye düşünüyorum. Hani bu kaygıların en üst düzeye, en üst perdeye çıktığı ve kamuoyunun tepkisinin en üst düzeye çıktığı noktada CPT işte bir açıklama yaptı ve hani İmralı'ya gittiğini belirten bir açıklama yaptı. Bu aslında CPT'nin bu açıklaması şu anlama geliyor. Hani Sayın Abdullah Öcalan'la görüşüldü. Evet, yaşıyor. Hani bunun ötesinde bize İmralı'daki o tecrit sistemini veya diğer mahpusların yaşadığı durumları aktaran hiçbir açıklama olmadı. Ne bir rapor yayınlandı, ne bir açıklama yapıldı. HDP'nin Avrupa temsilciliği tarafından CPT ile görüşme gerçekleştirildi. CPT genel sekreteri ile görüşme gerçekleştirildi. O da hiçbir surette HDP'yi doyuran, HDP'yi tatmin eden bir açıklama yapmadı. Sadece oranın ziyaret edildiğini belirttiler. Bu aslında yani ne yazık ki bu uluslararası yani bu tecritin aslında uluslararası boyutunu öne seren bir adım oldu. Hani toplum tarafından oluşturulmuş bu haklı kaygının ve haklı kamuoyu baskısının önünü kesmek, işte hani tırnak içinde bu baskının, bu kamuoyu gücünün gazını almak amacıyla yapılmış bir ziyaret oldu bu. Bu ziyaretin ardından bir açıklama gerekirken ve CPT gibi uluslararası bir hukuk kurumunun hani ondan beklenen buyken bir açıklama dahi yapmadılar. Bu da işte tecritin aslında uluslararası boyutunu öne sürüyor. Hani yıllardır işte tecritin uluslararası bir komplo sonucunda oluştuğu söylenirken bu aslında sadece bir söylem değil. Bugün tüm çıplaklığıyla gördüğümüz üzere bir gerçeklik. CPT de bunu kendi kendine aslında ortaya çıkarmış oldu. Bu tecritin uluslararası bir boyutu olduğunu ortaya çıkarmış oldu maalesef. Kürdistan'ın her tarafında ve Türkiye'de savaşın etkilerini biz görüyoruz yani. Her tarafta zaten yani devlet tarafından her tarafta bir saldırı var. Bu da kamuoyunda tabii ki savaşın sadece söz konusu mekanda sonuçları olmuyor. Hani ekonomide veyahut işte her an yani eğitimde bile çoğu zaman bunun etkileri oluyor. Dolayısıyla hani şu an savaşın topluma yansımalarını biz görüyoruz. Savaşın ekonomik kriz boyutunu biz görüyoruz. Yani bugün işte sadece işte dünyadaki ekonomik bunalımlar nedeniyle Türkiye'de biz ekonomik krizi yaşamıyoruz. Yani Türkiye'nin kendi özelinde, kendi siyasal konjonktüründe uyguladığı bir savaş politikası var ve bu savaş politikasının yansımalarını biz bizzat kendilerinden, hani bir kurşunun kaç para olduğunu biliyor musunuz diye bir söylemleri vardı. Kendileri aslında itiraf etmiş oldu. Yani bu söz konusu ekonomik krizin en büyük etkisinin, en büyük nedeninin bu uygulanan savaş politikaları olduğunu kendileri itiraf etmiş oldu. Tecrit'in bununla nasıl bir ilişkisi var? Tabii ki şöyle, yani savaş politikalarını her zaman Kürt sorunundaki bu çatışma durumu yaklaşık 40 yıldır, 50 yıldır devam etmekte. Abdullah Öcalan'la ne zaman ki bir diyalog yolu açıldığında Abdullah Öcalan yaptığı çağrılarla, yaptığı adımlarla barışa giden bir yolu açmış oldu. Barışa giden bir zemini, barışa giden bir masayı açmış oldu her defasında. Toplumda Öcalan'a uygulanan tecrit bu konuda bir yılgınlığa yol açıyor maalesef. Bir umutsuzluğa sürükleniyor. Çünkü hani Abdullah Öcalan çok güçlü ve çok önemli bir aktör bu barış adımının atılması yolunda. Öcalan'la görüşmenin engellenmesi, tıkanması, tecrit uygulanması bu savaşın derinleşmesi anlamına geliyor. Bu savaşın kitleler üzerinde etkilerinin ağırlaşmasına neden oluyor. Dolayısıyla yani tecritin aslında böyle de bir boyutu var. Tecritin hem barışın önündeki en büyük engel olduğunu görüyoruz. Hem de Türkiye'nin yani savaş dışındaki diğer krizlerinin de nedenlerinin savaş olduğunu düşündüğümüzde
Yine tecritin bu konuda da bir etkisi oluyor. Bu konuda da bir olumsuz etkisi oluyor. Yani biz bu noktada hani bu yaşanan şeyin, bu tecrit sisteminin sadece Abdullah Öcalan özelinde veyahut işte oradaki diğer mahpuslar üzerinde bir baskı oluşturduğunu değil, bunun tüm topluma etkisinin olduğunu, tüm topluma olumsuz bir etkisi olduğunu yineliyoruz buradan. Dolayısıyla Öcalan'la görüşmenin sağlanması öncelikle toplum düzeyinde barışa olan inancı tazeleyecektir diye düşünüyorum. Çünkü şu anda hani mevcut durumda duyarlı kamuoyu ne kadar çabalasa da devlet kendisine bu çabaları, bu kamuoyu baskısını uyguladığı savaş politikasıyla yok etmeye, sindirmeye çalışıyor. Abdullah Öcalan'la yapılacak bir görüşmede onun yapacağı tabii ki çağrı çok önemli. Hani biz bunu şu an bilemediğimiz için tam olarak belki bu soruyu cevaplayamayacağız ama Abdullah Öcalan'ın her zaman barış yolunda bir adım attığını gördüğümüz için yapacağı bir açıklama ile şu anki korkunç düzeydeki bu savaş politikalarının en azından bir diyalog yolunun açılmasına vesile olacağı yönünde toplumda, halkta bir umut olacak diye düşünüyorum. Bu umudun halk düzeyinde kendi hakkını korumak, kendi var olan anayasal haklarını kullanmak gibi temel düzeydeki haklarını tekrar hatırlatacağını düşünüyoruz. Yani hani Abdullah Öcalan'la bir görüşme sağlanması durumunda halktaki bu umut, halktaki bu inanç tazelenecek ve insanların barışa olan inancı artmış olacak. Dolayısıyla bu görüşmenin o yüzden çok büyük bir önemi var. Bu görüşmenin sağlanması yolunda zaten Abdullah Öcalan'ın avukatları, Aslın Hukuk Bürosu, duyarlı kamuoyu, avukatlar ve bazı barolar önemli adımlar atıyor. Her defasında görüşme taleplerinde bulunuyor. Yine Türk halkından, diğer halklardan ve işte Kürdistan'da olmayan diğer barolardan da bu konuda adım atılması gerekiyor. Çünkü hani bu tecrit politikasının son bulması el birliğiyle yapılacak. Ortak bir mücadele sonucunda